Saat Farkı'ndan merhabalar. Her hafta farklı ülkelerden, farklı milletlerden konuklar ağırlıyoruz ve farklı meselelere dair perspektifler alıyoruz. Küresel, bölgesel gelişmelere dair farklı görüşlere yer vermeye çalışıyoruz. Bu hafta biraz mülteci konusunu konuşmak istiyoruz. Özellikle son dönemde siyasetin, medyanın ana gündem konusu mülteciler. Bayram arifesinde bilhassa, işte bayramda Suriyeli mülteciler ülkelerine dönecek mi, dönenler geri gelecek mi? Bu yönde çeşitli açıklamalar var siyasetten. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları var. Gidip dönmek isteyen Suriyelilere izin verilmeyecek şeklinde. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da geçtiğimiz haftalarda bazı açıklamaları olmuştu. Suriyelilerin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden geleni yapıyoruz şeklinde. Biz bu hafta biraz mültecilerin nasıl, ne düşündüğünü, göçmenlerin, Türkiye'de yaşayan göçmenlerin gözünden bu konunun nasıl görüldüğünü konuşmak istedik. Medyada ağırlıklı olarak konuşulan bir konu, ancak Suriyelilerin ne düşündüğü çok fazla yer bulmuyor medyada. O nedenle biraz Suriyelilerin gözünden bu konulara bakmak istiyoruz. Stüdyo konuğum Ahmet Hamu, Suriyeli, genç bir hem öğrenci hem çalışan. Ahmet, hoş geldin. Hoş buldum. Sen böyle artık bir nevi Türkiye'de aktivist gibisin. Yani bu konularda, özellikle göçmenler konusunda farkındalık oluşturmaya, işte iki toplumu böyle birbirine kaynaştırmaya çalışıyorsun. İki toplumun arasında köprü olmaya çalışıyoruz yani. Kesinlikle öyle çok diyelim. Aktifsin hakikaten. Sosyal medyayı da epey aktif kullanıyorsun. Hoş geldin, teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için. Dediğim gibi Ahmet, yani Türkiye'de hep bu göçmen konusu, mülteciler konusu hani medyada daha çok Türklerin perspektifinden biliyorsun konuşuluyor. Yani çok Suriyeliler yer bulmuyor. O nedenle biz biraz böyle Suriyeliler ne düşünüyor, ne hissediyor? Biraz böyle senin üzerinden Suriyelilerin bakış açısını, perspektifini dinlemek istedik. Senin de burada çünkü çok sayıda işte arkadaşın, dostun, ailen burada zannediyorum. Hikayene biraz geçeceğiz Ahmet. İlerleyen dakikalarda senin de biraz izleyicilerimizin tanıması açısından hikayeni de soracağım, ama öncesinde şu sıcak gündemle başlayalım. Biz biliyorsun, özellikle her bayram öncesi mutlaka böyle bir tartışma oluyor. Evet. Türkiye'de bir tartışma yaşanıyor. İşte bayramda gidiyorlarsa madem niye dönüyorlar? İşte orada zaten gidebiliyorlarsa güvendedirler. Tekrar dönmelerine gerek var mı? Nitekim işte girişte de söylediğim gibi bu konuda çeşitli açıklamalar geldi siyasetten. Bahçeli'nin açıklamaları oldu. Hem muhalefetten hem iktidardan da çeşitli açıklamalar var bu konuyla ilgili. Nitekim bayramda gidip dönmek isteyen Suriyelilere izin vermeyecek Türkiye, bu şekilde bir açıklama oldu Süleyman Soylu'dan. Şimdi öncelikle bu bayram konusundan, sıcak gündemden girelim. Bu bayram ne yapacak Suriyeliler? Ya şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Zaten bayram iznine giden Suriyelilerin sayısı, daha önce yani giden Suriyelilerin sayısı 60 bin kişi geçmezdi. Yani her bayram 40 bin kişi, 50 bin kişi giderdi. Giden kişiler, şöyle, bunlar neden gidiyor oraya? Giden kişiler kim? Onları bir tanıtmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Türk ordusunun kontrolünde Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ve İdlib bölgeleri Türk ordusunun kontrolünde. O bölgelerden olan insanlar bayramda oraya akrabaları yanına ziyarette gidiyorlar. Ama işte bunlar neden dönmüyorlar? Öncelikle bunu söyleyeyim, orada iş olmadığı için yani Suriye'de kalmıyorlar. Oradaki, yani oraya gitme nedenleri şöyle: bazı gençlerin aileleri orada olabilir. Burada yaşayan bazı yaşlıların akrabaları orada olabilir. Biliyorsunuz yaşlılar kendi tarlasına, evine bağlı kalıyor. Sürekli orayı düşündüğü için bayram iznini bir fırsat olarak buluyor ve oraya ziyarete gidiyorlar. 15 güne, 20 güne ziyarete gidiyorlar. Bazı orada Suriye'den çıkamayan insanlar hastalanır. Burada olan akrabaları işte ziyarete giderler. Yani bu hayat, işte ölüm var. Bazı çok hastadır. İşte burada yaşayan insanlar o hastaları ziyaret etmek amacıyla bayram izni bir fırsat olarak bulurlar ve oraya giderler. Şöyle bir şey de var. Burada çalışıp, burada yaşayıp da Suriye'de iş yapmak isteyen, o bölgelerde iş yapmak isteyen iş adamları var. Geçici koruma altındalar. İşte bunları da bu ziyareti bir fırsat olarak bulurlar. Oraya giderler. Orada nasıl bir iş yapabilirler? İki ülke arasında nasıl bir ticaret yapabilirler?
oradaki insanlara istihdam sağlamak için nasıl bir fabrika falan kurabilirler. O amaçla gidiyorlar insanlar. Ama dediğim gibi gidenlerin sayısı çok az. Orada neden kalmıyorlar? Çünkü orada zaten iş yok. Yani oradaki insanlar zaten buradan gönderilen paralarla, işte Almanya'da yaşayan akrabalarından aldıkları paralarla geçiniyorlar. Çalışan kişilerin sayısı çok az o bölgelerde. Şu anda Türkiye o bölgelerde fabrikalar kurmaya çalışıyor. İşte orada istihdam sağlanması için. Hı hı. Aynı zamanda orada mesela okul, hastane kurulduğunda o bölgelerden olan insanlar orayı oraya gitmeyi düşünüyor ve tercih ediyor. Yani hatta son zamanlarda yani şu ana kadar 500 bin. Hı hı. İnsan evet, o bölgelere döndü. Onu soracağım Ahmet. Yani hani Suriyeliler özellikle gitmek istiyor mu, istemiyor mu? Şu özellikle hani bayram konusunu bir çok merak edildiği için soralım dedim. O zaman bu durumda hani zaten sayı az dedin her yani bayram giden. Bu bayram az. Muhtemelen o zaman tekrar izin verilmeyeceği için geri yani gelecek, gidilmeyecek. Evet, şu anda ediyorum. O zaman çok... her bayramdan önce tartışmalar oluyor işte. Hı hı. Suriyeliler gidebiliyorsa neden dönmüyorlar? İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'dan bir açıklama geldi. Artık bundan sonra bayramlarda Suriyelilere izin verilmeyecek. Bu nasıl onların etkiledi? Gitmelerini. Yani Suriyeliler ne konuşuyor şu an bu kararla alakalı? Yani şimdi orayı dediğim gibi orada akrabası olan işte babası, annesi veya çocuğu orada olan bir şey belki üzülecektir. Ama sonuçta kararlar vardır. İşte Suriyeliler de bu kararlara saygı duyacak nasıl olursa olsun. Peki Ahmet, oradan şeyi de sormak istiyorum biraz. Bu bayramın dışına birazcık çıkıp genel olarak Suriyelilerin geri dönüşleri. Yani biliyorsun bu konuda özellikle son dönemde yine Suriyelilerin geri gönderilmesi konusunda bir mutabakat sağlanmış durumda. Siyasi özellikle atmosfere baktığımızda açıklamalar o yönde. Nitekim Cumhurbaşkanı'nın da bu gönüllü ve onurlu geri dönüş için elimizden geleni yapıyoruz açıklaması var. Şimdi buradaki bu gönüllü ve onurlu geri dönüş kelimesini, ifadesini ben sana özellikle sormak istiyorum. Böyle bir gönüllü dönüş mümkün mü? Siz buna nasıl yaklaşıyorsunuz? Buna nasıl bakıyorsunuz? Ve böyle bir konuda gerçekten gönüllü olarak Suriyeliler dönmeyi düşünüyorlar mı? Öncelikle şunu ayıralım. Şimdi onurlu ve gönüllü dönüş ayrı, zorla göndermek ayrı. Diğer siyasi partilerin, yani bazı siyasi partilerin kullanmış oldukları dil, işte biz iktidara geldiğimizde bu Suriyelileri zorla göndereceğiz. Hı hı. Evet. Bu zaten imkansız. Şu anda Suriye'de durumlar düzeltmeden işte bir de oradaki Türk ordusunun kontrol etmiş bölgelerin kapsamını genişletmeden bu kadar insanı o bölgeler bu kadar insanı kaldıramaz. Yani biliyorsunuz Türkiye'de resmi kayıtlarda 3 milyon 700 evet. bin Suriyeli bulunuyor. Şu an o bölgeler bu kadar insanı kaldırmaz. Esad'la anlaşma olursa da buradaki insanlar Esad'ın kontrol etmiş olduğu bölgelere gitmeyi istemezler. Hmm. Çünkü hem korkarlar çünkü orada tutuklanırlar, işkence çekerler. Zaten şu anda Esad rejiminin kontrol etmiş olduğu, Esad rejiminin hapishanelerinde 500 bine yakın tutuklu var. Tutuklar da hepsi bu insanların akrabaları. Bu korku yüzünden tutuklanırlar veya işte zorluk çekerler diye. Hatta Esad rejiminin kontrol etmiş olduğu bölgelerdeki insanlar şu an beter durumdalar. Ama işte diktatör olduğu için oradaki insanlar anlatamıyor bunu. Evet. Yani oradaki insanlar ekonomi olarak çok zor. Hem ekonomi olarak hem sosyal olarak şabihalar bir yandan, militanlar bir yandan baskı altındalar. Ama konuşamazlar. Hı hı. Oradaki insanlar bunu anlatamıyor işte dış insanlara. Yani Ahmet sen diyorsun ki o zaman gönüllü bir dönüş pek hani mümkün değil şu anki şartlarda. Yani hani ancak Türkiye'nin şartlarda. Kontrol ettiği bölgelerde veya hani belki evet, muhalefetin Türkiye kontrol ettiği bölgelerde. Türkiye buna çalışıyor zaten şu anda bildiğim kadarıyla şu anda Türkiye kontrol etmiş olduğu bölgelerde bir istihdam sağlamak için ve buradaki insanlar oraya gitmeyi teşvik ettirmek için orada fabrikalar işte oradaki Suriyeli iş adamları ile birlikte fabrikalar kuruluyor. Orada işte hastane, okul falan yapılıyor. Zaten bu 500 bin insan bu yüzden gittiler. Yani orada biraz güvenli olduğu onlar için. Onlar tekrar dönmemek üzere mi? İçlerinden mutlaka tanıdıklarım vardır. Tekrar evet. dönmemek üzere mi gittiler? Yoksa bunlar hani zaten, tekrar bir evet, dönüş yok, açık tekrar, kapı var mı o konuda? Hayır. Orada geçici kurma altında olan kişiler Suriye'ye gönüllü olarak gitmeden önce evrak imzalarlar. Hı.
kimliklerini teslim ederler. Ondan sonra Suriye'ye girerler, dönmemek yani adına. Şunu merak ediyorum, kafalarında hani burada tutunamazsak, tekrar bir hani hayat kuramazsak, adapte olamazsak Türkiye'ye döneriz. Var mı düşüncesi? Hayır, öyle bir şey. Çünkü kimliklerini teslim ettikleri anda buradaki kayıtlarını durduruyorlar, siliyorlar. Anladım. O zaman diyorsun ki yani hani gönüllü dönüş biraz şartlara bağlı. Evet, hani evet. Cümle içerisinde kullandım. Ben de onu özellikle soracaktım. Yani Esad rejimiyle bir normalleşme, bir anlaşma durumunda hani Esad tamam ben hiçbir şey yapmayacağım, geri gelebilirler buradaki, dediklerinde buradaki Suriyelilerin tavrı, düşüncesi ne olur mesela? Esad bunu dese bile eğer yani siyasi olarak anlaşmalar olursa siyasette ne olur kimse bilmez. Siyasi olarak anlaşmalar olursa iktidar olacak parti Esad'la bir anlaşma yaparsa ve Suriyelileri zorla göndermek isterse buradaki Suriyeliler kesinlikle Esad rejimini kontrol etmiş bölgelere değil muhaliflerin bölgelerine gitmeyi tercih ederler. Anladım. Ve ne olursa olsun o bölgelere giderler. Yani orada ne kadar kaos çıkarsa çıksın en azından Esad'ın yanına gitmekten daha iyi olacak. Çünkü bu bölgeler muhaliflerin bölgeleri özgür açısından daha iyi, güven açısından daha iyi. Orada en azından insanları koruyacak hem Türk ordusu var hem de muhalif grupları var. En azından bu insanlar güven içinde yaşayabilirler. Esad'ın bombardımanları olabilir, saldırıları olabilir. Ama bunlar Esad'ın askerlerinin yapmış olduğu baskılar, oradaki bulunan militanların insanlara yapmış oldukları baskılardan daha iyi. Yani o zaman şu şey, argüman çok sizin açınızdan geçerli değil. Yani Türkiye'de de hatta Avrupa'nın da bazı ülkelerinde son zamanlarda şey argümanı kullanılıyor. İşte artık Suriye güvenli, geri dönülebilir. Suriyeliler için bunun bir karşılığı yok. Çünkü böyle bir güven algısı hiçbirinizde oluşmuş değil anladığım kadarıyla haklı olarak. O ülkelerde yaşayan mesela Danimark, son zamanlarda Danimark böyle bir... Geri işte, gönderme. Aynen, geri göndermeden evet, bahsetmek istedi. İşte orada bulunan Suriyeliler hepsi şöyle dediler. Hayır, biz Şam'a gitmek istemiyoruz. Esad'ın yanına gitmek istemiyoruz. Ya burada biz kalmak istiyoruz ya da muhaliflerin kontrol etmiş olduğu bölgelere gönderin bizi dediler. Çünkü... Esad rejiminin zulmünü gören bir insan asla orayı tekrar dönmek istemez. Evet. Ben dahil. Ahmet, onu soracaktım tam sana. Yani hani böyle konuşuyoruz ama bireylerin hayatından örneklerle anlattığımızda belki bazı insanların kafasında daha çok oturuyor. Sen bugün, ailen de burada seni zannediyorum. Evet. Türkiye'desiniz, İstanbul'dasınız uzun yıllardır. Sen bugün ailenle kalkıp Suriye'ye dönsen başına ne gelir? Bunu bir sen kendi hayatından örnekle anlatır mısın lütfen? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz zaten Türkiye'ye gelmeden önce Esad'ın istihbaratlarından, işte orada tanıdıklarımız vardı işte muhaliflerden. Bazıları iletişim var yani bir şekilde iletişim sağlıyorlar. Rejimin kontrol noktalarında bizim ailemizin isimleri, babamın ismi, akrabalarımızın isimleri hepsi orada noktada bulunmaktadır. Biz o noktadan geçtiğimiz anda yakalar adıyla o isimlerimizi o noktaya vermişlerdi. Hatta o nokta bizim mahallemize yakındı. O yüzden biz zaten burayı çok artık tehditler de gelmeye başladı. O yüzden biz buraya geldik. Gidersem şimdi ben veya babam, belki ailem bir daha benden haber almaz. Yani zaten benim akrabalarım şu anda benim en yakın eniştem, ablamın kocası. 6 yıldır ondan haber almıyoruz. Tutuklu, acaba şehit mi oldu, halen tutuklu mu onu bilmiyoruz. Biz aynı sonuç olacak diye düşünüyorum. Zaten kesinlikle de öyle. Rejime karşı çıkan her biri rejimin gözünde bir hain. Orayı tekrar almaz. Alırsa hemen hapishaneye götürür. Evet. Ahmet, peki ne hissediyorsunuz? Yani şunu merak ediyorum. Diğer burada sen Suriyelilerle de sürekli konuşuyorsundur eminim. Evet. Yani hani işte Türkiye'de haklı bazı kaygılar var. Son dönemde özellikle evet. Böyle... Nasıl diyeyim, hani bir düşmanlık kelimesini kullanmak istemiyorum ama düşmanlığa varan ne yazık ki şeyler var, tepkiler var. Sosyal medyada genelde de görüyoruz bunları ama hani sosyal medyanın dışında günlük hayatta da görüyoruz. Senin gözlemlerin ne bu konuda ve haklı kaygıları olduğunu düşünüyor musun? Yani, Türkiyelilerin, Türklerin, burada yaşayanların şöyle, yani mültecilere karşı, göçmenlere karşı böyle bir düşmanlığa varan tepkilerinde haklı oldukları yanlar olduğunu düşünüyor musun? Ne hissediyorsun? Yani bazı yönlerde haklılar ama bu haklı oldukları konularda
suçlu Suriyeliler değil, işte Suriye'de düzen sağlayamayan dünya suçlu. Mesela şimdi şöyle derler, işte artık 10 yıl oldu, Suriyeliler neden dönmüyor? Ama 10 yıl oldu, bize bunu değil, bizim ülkemizi işgal eden Rusya, insanların kafalarına bomba yağdıran Rusya'ya, İran'a sormanız lazım. Biz de biz istemez miyiz yani kendi ülkemize tekrar dönmek, oradaki hayatımızı yeniden işte yaşamak? Biz isteriz tabii ki ama şu anda o şartları bize kimse sağlamıyor. Türkiye şu anda kontrol etmiş olduğu bölgelerde bir şey yapmaya çalışıyor, güven sağlamaya çalışıyor ama o bölgelerin kısıtlı yani bölgeler. O kadar insanı kaldırmaz, 8 milyon insanı kaldırmaz. Zaten sürekli ben bunu söylüyorum, İdlib artık İstanbul gibi. İstanbul'da ne kadar kalabalık varsa, ne kadar trafik varsa, İdlib'den, çünkü Şam'dan, Halep'ten yerinden edilmiş insanlar hepsi İdlib'e geldiler. İşte İdlib'e geldiler, Fırat Kalkanı, Azaz'a geldiler. Oradaki artık nüfus kaldıramaz oldu. Yani İdlib, diğer bölgeler. O yüzden bazı konularda da şöyle, haklı buluyorum ama aynı tepkiyi örnek vereyim. Bazen sosyal medyaya bir video düşüyor mesela. Evet. Bir Suriyeli Türk kardeşlerimize küfür ediyor. Evet. Ya Türk kardeşlerimizin bu videoya vermiş oldukları tepkiyi aynısını ben de veriyorum. Bu adam sınır dışı edilsin diyorum. Bazen gidiyorum ihbar ediyorum. Bu adam böyle yapıyor. TikTok'ta böyle video paylaşmış. Provokasyondur. Yani göçmenler, bazı göçmenler, yani göçmenlerin arasında kötü niyetli insanlar vardır elbet. Ama nasıl Türk kardeşlerimiz bu kişilere karşıysa biz de karşıyız. Yani genelleme yapılıyor. TikTok'tan video alıp işte bakın Suriyeliler şöyle. Ya hayır biz öyle değiliz. Bir de zannediyorum Ahmet, şimdi şöyle bir sorunumuz da var. Hani son zamanlarda biraz hani farklı ülkelerden de, Afganistan'dan bilhassa, oradan da hani göçmenler evet. geliyor. Yani biraz daha şu anda hani göçmen nüfusu artıyor Türkiye'de. Evet, yani evet. hani en ufak bir kötü tavır bütün Suriyelilere şu anda mal ediliyor Aynen. gibi bir durum var zannediyorum. Yani şu anda yabancı dil konuşan herkes Suriyeli sanılıyor. Suriyeli gibi bir algı var, evet. Yani bazıları, yani Arapça konuşan herkes de herkese Suriyeli ifadesi veriyorlar. Ama aslında öyle değil. Mesela Fatih'e gidiyorlar veya işte Esenyurt'a gidiyorlar, Başakşehir'e gidiyorlar. Orada bulunan tüm Araplara Suriyeli diyorlar. Ama aslında öyle değil. Bunların aralarında turist var, bunların aralarında Iraklısı var, işte Lübnan'dan gelen kişiler var. Hepsi Suriyeli değil. Ama Arapça konuştukları için onlara Suriyeli diyorlar. Mesela benim şu anda her milletten bir arkadaşım var. Ama işte 4-5 kişi olarak bir kafede oturduğumuz zaman hepimizi Suriyeli sanıyorlar. Evet. Ama aslında Suriyeli olan tek kişi benim orada. Ahmet, peki şunu da sorayım. Yani Suriyeliler hiçbir şekilde uyum sağlamaya yönelik değil de daha çok kendilerine uyulmasını bekliyorlar. Argümanlarına ne diyorsun? Yani hani kendi kültürlerini dayatıp tam bir entegrasyon olmadığına, işte Türkiye'deki demografik yapının bu nedenle ciddi anlamda bozulduğuna ve bozulma tehlikesiyle daha da karşı karşıya olduğuna, işte çeşitli semtlerde İstanbul'da biliyorsun tamamıyla işte tabelaların, her şeyin, mekanların, kafelerin, restoranların tamamıyla işte artık Arapların olduğuna vesaire. Yani bu konudaki bu kaygılara, tepkilere ne diyorsun? Yani Suriyeliler hiçbir şekilde böyle entegrasyona, uyuma kapalı mı oldu sence? Hayır, şimdi ben uyum sağlamışım. İşte Türkçem de güzel. Benim Türk arkadaşlarım var. Benim gibi de binlerce genç var. Böyle uyum sağlamış, üniversite öğrencileri özellikle. Uyum sağlamışlar. Türkçe güzel konuşabiliyorlar, benden iyi konuşabiliyorlar. İşte Türk kafelerine giriyorlar. Orada arkadaşlarıyla işte etkinlik yapıyorlar. Ama aynı zamanda şöyle bir şey var, dediğiniz işte mesela Fatih'te Suriyelilerin sayısı fazla oldu. Biz de bu tehlikenin farkındayız biz. Hı. Ama devlet de oraya sınırlamalar geliyor. Mesela bazı şu anda bazı ilçelerde artık nüfus almıyor, yabancı nüfusa almıyorlar, kapattılar o ilçeleri, nüfusa kapattılar, yabancı almıyorlar o. Biz de bu tehlikenin farkındayız ama şöyle bir şey var. Birileri diyor ki, şu an bu Suriyeliler bu ilçede fazla oldular. Yarın öbür gün seçimde aday gösterecekler ve kazanacaklar. Ama aslında bu Suriyelilerin gündeminde hiç yok.
Hiç kimse bunu düşünmez. Düşünmeyecekler bile. Ama işte birileri art niyetli olan insanlar şey diyorlar, artık Suriyeliler bu mahalleye el koydular. Evet. Artık oraya Türk giremiyor. Hayır, öyle bir şey değil. Yani hiç öyle bir şey yok Suriyelilerin gündeminde. Yarın öbür gün biz 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bu mahalleye hakim olacağız, bu mahalleyi biz yöneteceğiz. Öyle bir şey yok. Genel olarak Suriyelilerin gündeminde ne var Ahmet? Bu söylemler sadece işte burada bazı siyasetçilerden duyuyoruz. Evet. Ama aslında bizim gündemimizde öyle bir şey yok. Sizin gündeminizde ne var genel olarak? Yani şu anda tabii bu vardır, bayram öncesi özellikle gitme evet. konusu vesaire ama genel olarak... Bu konuda Suriyelilerin gündeminde şu an şey var. Mesela biliyorsunuz, siyasetçiler şu an tehdit ediyor evet. bazı siyasetçiler. İşte biz iktidara geldiğimiz zaman Suriyelileri göndereceğiz, Esad'a teslim edeceğiz. Bana da çok tehdit geliyor bu konuda. İşte bizim geleceğimizde ne olacak? Yani Suriyeliler şu an bunu düşünüyor. Ya aslında bu üzücü bir şey. Çünkü 7 yaşında, 8 yaşında olan çocuklar bile, mesela benim eve gittiğim zaman yeğenim şey diyor mesela, televizyonda ne konuştun? Senin videonu gördüm, gerçekten öyle mi? O da bile artık göçmenlerden bahsetmeye başladı. O da artık bu konuyu konuşmaya başladı. Okulda arkadaşlarıyla konuşuyor. Bu üzücü bir şey. Yani Suriyeliler de aynı konuları konuşuyorlar. İşte bizim geleceğimizde ne olacak? Biz gönderilecek miyiz? Yoksa Esad'a mı teslim ederler yarın öbür gün? İşte bunu söyleyen siyasetçi iktidar olursa. Esad'a gerçekten teslim eder mi? Suriyelilerin gündeminde şu an bu var. Evet. Ama geçici bir süreliğine biliyorsunuz seçimden önce sürekli zaten 2018'de de aynı sıkıntılar yaşadık. Evet. Allah'ın izniyle bunlar da geçicidir yani. Peki Ahmet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür geldiğin ediyorum. Için. Ayaklarına sağlık. Saat farkını bu haftada böylelikle noktalamış olduk. Biraz böyle Suriyeli mültecilerin gündeminde neler var? Onlar Türkiye'deki tartışmaları, siyasetin özellikle bu geri gönderme konusundaki açıklamalarını nasıl buluyorlar, nasıl değerlendiriyorlar? Onların perspektifinden biraz konuşmak istedik. Stüdyo konuğum Ahmet Hamu'ydu. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.